Sen nasıl bir evdesin? Sen nasıl bir çocuksun? Orada nasıl bir anne baba var? Annem şöyle bir anne. Ankara'da Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'nu okuyor, bitiriyor ve muhasebe öğretmeni olarak Mardin'e öğretmenlik yapmaya gitmek istiyor. Mardin'de öğretmenliğe başlıyor annem. Babam da o sırada orada öğrenci. Babamın kardeşiyle annem aynı okulda öğretmenler ve böyle tanışıyorlar. Böyle iki insanın çocuğuyum aslında ben. Zor bir coğrafya. 78 yılında Mardin'de dünyaya geldim ben. Yaşam şartları olarak zor gözükmekle beraber sevgi ortamında bir evdeyim. Böyle bir ailede, böyle bir yerdeyim. Evet, bu arada zorluklarına rağmen çocukluk gülümsetiyor. Ay evet. O koşullarda büyüyen bir çocuk, erken anıları hatırlarız da bazen. Evet. Anımsattığı şeyler gülümsetiyor seni evet. Bir taraftan da. Sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Evet, yani şöyle oluyor. Bir gece çok ağlıyorum ama susturamıyorlar beni. O hani salıncaklar kurulur ya duvarda, onlar da sallıyorlar beni. İşte ağladıkça sallıyorlar, ben uyuyorum. O gece uyumuyorum. Sonra bir açıyorlar ışığı ki babamın kolunun burasında koca bir akrep, Mardin akrepleri de zehirli. Babamın hayatını kurtarmışım yani. Benim diyorum kurtarıcılık hikayem o gün orada başlamış. Sonrasında şöyle oluyor. Aslında yangın da beni zaten oraya götürdü. Çünkü ben fark ettim ki çocuğumu kaybetmekten daha çok kendi ölümümden ve çocuğumun bensiz büyümesinden korkmuşum. Bu mesela çok benim için sarsıcı bir kabuldü. Çünkü babamın ben 2 yaşımdayken götürülüşünü hatırlıyorum. Ben 2-3 yaş arasındayken babasız bir aile, yani anne kız bir aileyi yaşadım ve annemin de sonuçta bütün o kaygılarını derinden ben de hissettim. Zor bir dönemdi. Hem maddi hem manevi çok zor bir dönemdi. Sonra İstanbul'a göçtük biz. Annem, babam hapisteyken İstanbul'a tayinini istiyor ve tek başına beni yanına alıp İstanbul'da yeni bir hayat kuruyor. Güçlü bir kadın imajı var o yüzden annemle ilgili hep bende. İstanbul'da o oturduğumuz apartmana geliyoruz. Buraya gelene kadar belki yine beraber vurgularız. Ne güzel ki acıları da konuşsak, hayatın belki umutlu dönemlerini de konuşsak, hep temel amacımız birlikte farkına varalım burada. Bazen derler ya hani çocuktur, hatırlamaz, unutur, onda kalmaz zaten gibi. Hayatının çok küçük bir döneminden bahsediyor Eylem. Babasının cezaevine götürülüşü ve o dönemi anlatırken. Ve onu hatırladığından da bahsediyor. Çocuğa o dönemde nasıl destek verildiğini ve zorlukta nasıl güven verildiğini de unutmaz bir çocuk. Sadece orada aldığı acılardan ibaret de değil çocukluk. O yüzden onun adına duymazdan görmezden gelmeyin. Zor bir dönem yaşanıyorsa ve o evde bir çocuk varsa o çocuğun duygularının birinci sırada her şeyin ötesinde kollanması, ne yaşadığına bakılması gerekir. İstanbul'da o apartmana taşınıyorsunuz. Evet, ben 3 yaşındayım. O apartmana geliyoruz. Bu apartmanda senden yaşça çok büyük biri seni istismar ediyor. Evet. Aynı zamanda hep sen söylüyorsun, bunları zamanla hatırladın. O aile de bunu bazen görüyor ve susuyor. Evet. Ve bununla ilgili hatta sizi yalnız bırakmaları gibi... Ben öyle tahmin ediyorum, evet. Durumlardan bahsediyorsun. Ama bir bu ailenin bana hani oradaki yapısından, profilinden bunlar kim? Hani nasıl insanlar? Etrafça nasıl biliniyorlar? Çok güvenilir, çok. Yani apartmanda herkesin en çok görüştüğü, sevdiği, dediğim gibi çok hani aile gibi aile denir yani. Öyle aileler yani, hani hiç kimse oradan kötü bir şey çıkacağını hiç hesaplamıyor. Biz de öyle tabii hesaplamıyoruz. 3 yaşımdayken biz oraya geldik ve biz annemle oraya geldikten kısa bir süre sonra da babam geldi yanımıza. Yani benim için tekrar anne baba çocuk olan bir aile oluştu orada. 3-5 yaşım aslında benim için kıymetli, çok en büyük kaynaklarımın olduğu yerler. Babam beni alır gezerdik mesela biz beraber el ele baba kız. Çok mesela keyifli ve güvende hissettiğim anılar bunlar. Muhtemelen bunlar sayesinde söyleyebildim zaten. Ya da annem beni alır okula götürürdü. O dersteyken benimle diğer öğretmenlerle ilgilenirdi. Hatta ben okuma yazmayı 5 yaşından önce sökmüştüm bu sayede. Böyle bir 3-5 yaş arası var aslında. Belki de beni hayatta tutan güzel çocukluk dediğim o dönem. Orası. 5 yaşımdan sonra annem yavaş yavaş da benim o dönemde öyleydi muhtemelen. Hepiniz de bilirsiniz. Hani mahallede sokağa çıkmak, bahçeye inmek gibi kavramlar vardı ve 5 yaşımda işte bana da izin veriyordu annem.
Ama şimdi daha sonra tabii annemle bunları konuştuk. O şey diye düşünüyormuş, hani komşunun evine gidiyor olmamı bahçeye gitmemden daha güvenli bulduğu için. Mesela işte o üst komşuda ablayla oynuyor olmam onun için daha güvenli bir seçenek olduğundan bahçeden daha çok oraya göndermeyi kendi de tercih ediyormuş. Ben de öyle istiyordum, o ablayla oynamayı sevdiğim için. Ama bazen ya o abla evde olmuyordu ya da evde olsa bile başka işleri oluyordu. Küçük oğlan benimle oyunlar oynuyordu. Bu hatırladığım üç tane anıda Gökhan, bir tanesinde evde o sırada başka kimse yoktu. Ben kapılarını çaldığımda biraz sonra gelecekler gel dedi bana. Galiba ilk oydu. Orada hakikaten yani şu anda artık yetişkin hayatımda artık biliyorum ki işte elledi ama sonuçta cinsel amaçlı şeydi bu. Cinsel tacizdi aslında. Sonrasında evde anne ve abla varken bir odada kendimi hatırlıyorum iki oğlanla beraber. Kapı kapalıydı ve orada küçük oğlan beni istismar ederken büyük abisi de ona anlatıyordu nasıl yapacağını. Ve paralelinde de kendisi kendisi diyordu. O yüzden de benim kafamda terapisteyken yanıma dönüp o insanı orada gördüm ve son yaparken gördüm. O çok ağır bir anı benim için. Yani en ağırı o. Aslında en son o değil. Ondan sonrası da var. Ama en ağırı bu. Çünkü o gün dışarıdan ses geliyor. Eylem nerede diye sesleniyor. Büyük ihtimalle anne bir kadın sesi geliyor. Eylem burada oyun oynuyoruz diyorlar ve bunun üzerine toparlanıyorlar. Beni de yere koyuyorlar, kapıyı açıyorlar. Hakikaten işte önüme de oyuncak veriyorlar muhtemelen. Eylem oyun oynuyor hakikaten orada. Dolayısıyla benim orada kimseyi inandıracak bir durumum yok. Yani yapılanın ne olduğunu da bilmediğim için zaten ama hani yetişkin hayatımda onu hatırladığımda çok büyük bir rahatsızlık tabii hissediyorum. Yani o yaşımda şahit olduğum şeyler olarak. O gün o evden çıkarken ben o ablanın bir tane kırmızı örgü topu vardı. Çok severdim onu. Oynardım oraya gittiğimde. O kız bana onu hediye etti Gökhan çıkarken. Ve ben yıllarca niye verdiğini düşündüm. Çünkü sevdiği de bir şeydi onun. Hani niye bana bunu verdi? Bu tamamıyla his tabii ki hani bir ispatı olan bir şey değil ama bence biliyordu. Bir şekilde bir özür gibi verdi belki. Ya da belki onun başına da geliyordu. Yani hani sonradan tabii bunların içinde olunca şunu fark ediyorsun. Bu varsa bu çocuklar bunları gördüğü için yapıyorlar Gökhan. Yani önceden ya onların başına gelmiş ya gözlerinin önünde birisi birisine yapmış. Dolayısıyla görmeden olacak şeyler değil bunlar. Ya o kızın da başına bunlar geliyordu ya da bir şekilde bunun farkındaydı bana yapıldığının. O kırmızı top benim için işte bunların diyeti gibiydi. Sonrasında ben onlara gitmemeye çalıştım hatırladığım kadarıyla. Ve dediğim gibi hep kaçtım onu gördüğümde. Ama yaşadığımı da bir anlam vermediğim için kimseye de bir şey söylemedim. Bir gün bahçeye çıkarken apartmanın bodrum katına iniyorsun ve oradan bir koridordan geçerek bahçeye çıkıyorsun. Öyle bir yer, şey vardı. Onu fark etmedim orada ve beni bir anda bir köşeye sıkıştırdı o. Kimsenin beni duymayacağı bir alanda aslında çok fazla insanın duyamayacağı bir alanda. O gün sadece beni değil ve işte kolumu falan ve canım hissederek o gün dedim ki ona ben seni anneme şikayet edeceğim dedim. Bu oyun değil, bu ne biçim oyun dedim. O an, o ana kadar bana çok iyi davranan, çok böyle gıkımı çıkartmayayım diye muhtemelen aşırı iyi davranan çocuk benim. Bayağı herhangi birisine söylersen seni öldürürüm dedi bana. O an onun istediğini vermiş olmak adına kimseye söylemeyeceksin değil mi dediğinde kafamı salladım. O beni bıraktı ya, söylemeyeceğime inandı. O beni bıraktığı anda Gökhan, hayatımdaki en hızlı koşmayla 5 kat merdiven vardı. 5 kat yukarı çıktım, kapıyı yumrukladım ve anneme dedim ki benim canımı acıtıyor. Başka ne yaptı dedi annem. Ve o an sadece beni ellediğini ve işte mıncıkladığını kolumu falan diye anlattım. Diğerlerini de o an şoka girip o an unutmuşum galiba. Çünkü anneme hiçbir şekilde öyle bir şey anlatmadım. Sadece dedim ki bir de beni bu kadar. Ama annem bu cümleden zaten onun ne olduğunu muhtemelen anladı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Başka diye beni sorguladı ve ben başka bir şey yok dedim. Onların bilgisi de işte beni tabii ki bunun bir cinsel taciz olduğunu anladılar. Bunun üzerine apartmanda büyük bir kavga çıktı.
Annem, babam onlarla kavga ettiler. Kadının şey bağırmasını hatırlıyorum annelerinin. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz dedi. Epey bir kavga çıktı. Komşumuz vardı daha sık görüştüğümüz, sevdiğimiz bir komşumuz. O da anneme şey demiş, bunları hep yıllar sonra tabii konuşuyoruz annemle. O ailede öyle şeyler olmaz demiş. Ve onlarla görüşmeye devam etmiş herkes. Biz hariç herkes onlarla görüşmeye devam etmiş. Kimse bize inanmıyor orada. Bana kimse inanmıyor aslında bize derken sonuçta benim söylediğime inanmıyor. Senin çocuk yalan söylüyordur modunda herkes. Çünkü onların çocuğu öyle şeyler yapmaz. Bunun üzerine biz onlarla görüşmeyi kesiyoruz ama annem de ben şimdi mesela yıllar sonra şeyi sorguladım. Hani benim oradaki duygumu niye sormadınız ya da ne oldu orada hani. Evet ben azını anlattım ama hani o azı da bile bir şey, büyük bir şey. Annem o dönem bir uzmana gidiyor, danışıyor. Şikayet edelim mi diye. O dönemki uzman anneme şöyle diyor. Eğer diyor şikayet ederseniz muayeneye girer bu çocuk. Ve muayene çok travmatik olur onda. Hani sokmayın muayeneye. Ve mümkünse yanında da bir daha konuyu açmayın. Bırakın unutsun. Şimdi annem uzmandan bu tavsiyeyi aldığı için babam da o dönem o çocuğu tehdit etmiş bana yanaşmaması üzerine. Çocuk bana yanaşmıyor, hakikaten uzak duruyor. Ama abiyle ilgili kısmı ben zaten unuttuğum için, kimseye de söylemediğim için hiç kimse o abiyle olan ilişkide bir şey yapmıyor. Yıllar sonra o abi evleniyor, yerleşiyor o eve. Çocuklarını o evde büyütüyor. Karısıyla her kavga ettiğinde babam onları arasını düzeltiyor falan. Böyle bir süreç işliyor orada. Yani esas en büyük korkum benim muhtemelen oymuş ki ben hep o evde yatarken o geceleri kara dumanı görüyorum. Şimdi o gece beni, o gün beni tehdit etti öldürmekle ya. Ve ben anneme söyledim ya, artık beni öldürecek, bendeki bilgi o. Ben anneme söyledim ve ölümümü bekliyorum. Her gece yorganın altına girerdim. Böyle sadece bir burun deliği bırakırdım nefes almak için. Sırtımı duvara yaslayarak uyurdum. Kapıyı gözlerdim. Bir gölge görürsem çığlık atabileceğim vakit olsun ve uyuyamazdım saatlerce. Çünkü uyuduğum zaman da zaten yukarıdan inen bir kara duman beni kovalardı. Ben ondan uçarak kaçtığımı görürdüm. Uçmak, yani benim rüyalarım hep uçmak üzerineydi. Çok yükseldiğimde korkardım. Sonra büyüdükçe rüyalar şekil değiştirdi. Kara duman aynı, ben aynı. Ama bu sefer mesela otobüse biniyorum, kaçıyorum artık onları bildiğim için daha genç kızken falan. Yani benimle beraber rüyalar da büyüdü. O dönemde bir uzman Eylem'in ailesine onun yanında konuşmayın, yok sayın, yokmuş gibi davranın gibi bilgiler veriyor. Altını çizerek söyleyelim, bu yanlış bir bilgi. Bir çocuğun hayatında bir istismar yaşandıktan sonra çocuğun susturulması, ailenin susması, olayın yok sayılması çocuğun ruhsal olarak karanlığını arttıracak ve travmatik etkiyi de çok büyütecek bir hale gelecek. Hayat boyu çocuk susulması gerektiğini bildiği bir bilgiyle bütün öfkesini, bütün üzüntüsünü kendisine döndürerek bir suçluluk yaşamaya da devam edebilir bu koşullarda. O yüzden de doğru bilgi çocuğun yanında o hazır oldukça bazen oyun oynayarak, bazen sohbetler açarak, bazen direkt konuşarak bu meselenin konuşulması ve çocukların duygularının dinlenilebilmesi. Özellikle bu konuda böyle olaylar yaşandığında lütfen doğru uzmanlardan yardım alın. Çocuk psikiyatristi ve çocuklarla çalışan klinik psikologlar bu konuda size bu süreci nasıl yönetebileceğiniz ve baş edebileceğinizle ilgili doğru bilgileri verecek, doğru terapi yaklaşımlarıyla yanınızda olacaklar.